radyoterapi bölümü ilk ruhsatlandırılmış özel hastanedir. Şimdiye kadar 15 bine yakın hasta tedavi etmiş bulunmaktayız onkoloji hastaları arasında. Teknolojiyle birlikte hastanemizdeki cihazlarımız da yenilenmektedir. Hastalarımıza bu şekilde daha iyi hizmet vermekteyiz. Radyoterapi cihazlarının yenilenmesi demek hastalara tedavi uygularken, ışın tedavisi uygularken hastanın tümörlü olan bölgesini çok iyi bir şekilde ortadan kaldırmak, yok etmek. Ancak çevresindeki sağlıklı dokuları da maksimum şekilde korumaya çalışmaktır. Bizim amacımız budur. Hastaları daha önceki radyoterapi cihazlarıyla istediğimiz maksimum doza ulaşamıyorduk. Ve ulaşamamamızın sebebi de çevresindeki sağlıklı organları tam olarak koruyamadığımız için tümöre fazla miktarda doz veremiyorduk. Ama yeni teknolojiyle birlikte hem hasta daha konforlu bir şekilde tedaviye giriyor, güvenilir bir şekilde tedaviye giriyor ve tedavi sırasında tümörünü çok büyük bir ihtimalle ortadan kaldırıp çevresindeki sağlıklı dokuları da maksimum bir şekilde korumayı hedefliyoruz ve bu hedefe de ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalara uygulanan radyoterapi tedavisi tedavinin kanser hastalığının tedavisinde başta, ortada veya sonda mutlaka yer almaktadır. Hastaya cerrahi uygulanmışsa cerrahiden sonra da radyoterapi uygulanır. Yine zaman zaman hastanın radyoterapisi kemoterapiyle eş zamanlı devam eder. Bazen de kemoterapiden sonra radyoterapi uygulamaktayız. Hastanın tümörü çok fazla ilerlemişse, metastatik dediğimiz diğer organlarına da sıçramışsa, o zaman hastamıza ağrısı varsa o sıçradığı kemiklerde veyahut da diğer organlarda kanama varsa, ağrı varsa, dolaşım bozukluğu varsa onları iyileştirmeye yönelik palyatif dediğimiz hastanın konforunu sağlayacak şekilde radyoterapi planları yapmaktayız. Eğer kanser hastalığı çok erken evrelerde teşhis edilirse, evre 1 dediğimiz tümör küçük, çevre organlara yayılmamışsa, o zaman tedavide başarı şansımız %100'lere kadar çıkmaktadır. Bu şunu bize hatırlatıyor: eğer düzenli bir şekilde hastalarımız check-up'larını yaptırırlarsa, düzenli kontrollerini yaptırırlarsa hastalığa ulaşmamız, tümöre ulaşmamız çok erken evrelerde olur ve biz ne kadar erken evrede hastalığı teşhis edersek başarı şansımız o kadar yüksek olmaktadır. Hastanemizde, Avrasya Hastanesi'nde radyoterapi yapılması planlanmadan önce hastaları tek tek bütün film, dökümleri, raporları ile birlikte incelemekteyim. Bunun sonucunda hastamıza radyoterapi yapılmasına eğer karar verirsek hastamız planlamalarımıza başlar. En kısa zamanda hastamızın tedavisini planlar, sağlıklı bir şekilde, titizlikle, güzel bir şekilde planlamasını yapıp en kısa zamanda tedaviye başlatırız ve tedavi sonucuna da güzel bir şekilde ulaşmaktayız. Yine hastalarımızın değerlendirmeleri, ön değerlendirmeleri için ve hastada yapılacak radyoterapi uygulamaları için hastalarımızdan asla ekstradan bir hastalarımıza ekstradan bir maliyet getirmez. Bizim amacımız hastalığı çok erken teşhis edip hastalıkla ilgili tedaviye bir an önce başlamak ve bu büyük bir düşmanla savaşmak ve savaşı yenmektir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.